Evet. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem ne yapıyor? Evin balkonunda oturuyorum vallahi. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yaptığım yok. Havalar biliyorsunuz arkadaşlar. İstanbul'da çok sıcak havalar var. O yüzden dışarı falan çıktığımız yok. Çıkamıyoruz da zaten. Biz de ne yapıyoruz öyle? Evde zaman geçirmeye çalışıyoruz. İşte karavanın yanına gideyim dedim. Ona da gidemedim. Anca kısmet olursa yarın gideceğim karavanın yanına. Oradan çekimler de yaparım. Vallahi arkadaşlar hava çok soğuk. Şöyle tutayım. Sokağımızı göstereyim size. Tarafa doğru da hemen şurası cadde zaten. Böyle bir yerde oturuyoruz arkadaşlar. Şu görünen bina şöyle açayım. Şu bina Bağcılar'da, bu bina Esenler'de. Arada sadece şu yol ayırıyor bizi. Öyle diyeyim. Burası Tabya. Hem Esenler Tabya diye geçiyor, hem Bağcılar Tabya diye geçiyor. Vallahi oturduk biz de böyle balkonda. Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Kamerayı çevireyim göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar bakın bizim burada neyimiz var. Bakın görüyor musunuz domateslerimizi? Bakın burada da var. Bakın domateslerimizi. Görüyorsunuz. Yani balkonda şurada salatalığımız da var, hıyarımız ama şimdi hıyardan ses seda yok arkadaşlar. Bizimki burayı şeye çevirdi kendine. Böyle işte çiçekleri var, şurada da var. İçeride de var. Şu bu camın arkasında var, arka balkonda var. Bayağı bir çiçekten yana şansımız var ama bu domateslerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ufak ufak bunlar. Ne diyorlarsa bunlar artık. Bunlar da oldu. Şunlar da oldu. Kızardılar bakın. 5-6 tane burada var. Bu üçü çok çabuk oluydu yalnız. Bu 5-6 tanesi daha yeni yeni oluyor. İşte böyle onlarla bunlarla zamanımız geçiyor arkadaşlar. Millet pazardan geliyor. Hemen bu binanın yanında pazar var arkadaşlar. Bugün Perşembe pazarı var. Millet pazardan geliyor. Alışverişini yapmış, evine gidiyor. Şurada eskiden düğün salonu vardı. Şimdi A101 oldu. Sahibi kapattı pandemide. Caddenin adı Hamidiye Caddesi arkadaşlar. Bu sokak yani. Şimdi biraz da evin içinden çekim yapayım. Evet arkadaşlar. Geldik evin içine. Bakın burada da var. Çiçeklerimizden. Dediğim gibi arkadaşlar ya. Yarın karavanın yanına gideceğiz. Karavanın tentesi gelecek. Az evvel konuştum. Eğer bir aksilik olmazsa yarın tente gelecek karavana. O tenteyi taktıracağız. Ondan sonra şeyi öğrendim arkadaşlar. Basaç kilitlerini nasıl takacağımı. Yani ben daha doğrusu şöyle. Basaç kilitlerini tam dolap kapaklarını neyine deleceğimi bilmiyordum ben. Onu öğrendim arkadaşlar. Özel bir böyle kılavuz gibi bir matkap ucu var. Yarın karavandan bir tane
O basaj kilitlerini alacağım. Ona göre uç alacağım. Satılan yerden orayı da biliyorum. Ondan sonra o basaj kilitleri yavaş yavaş kendim takmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah becereceğiz de. Çünkü bu her şeyi yani hani gel yap diyorsun yapmıyorlar. Yani fazla zor bir şey de değil. Ben baktım, ettim. İnternetten de biraz takip ettim. Yaparım yani Allah izin verirse. Yapacağım da arkadaşlar. Kafaya koydum yani. Yarın ondan biraz, yarın öbür gün şu işleri bitirelim. Dediğim gibi servis işi var. Bir iki yerden görüşüyoruz arkadaşlar. Bir de bir harfiyat işi var. Bir firma var kafamda. Onların yerini öğreneceğim. Bir gideyim görüşeyim onlarla. İşte havalar sıcak. O beni biraz bunaltıyor. Yoksa o İzmir işi vardı. O iş güzel işti bak İzmir işi. Onlardan da hiç bir hafta idare edin dedik ama hiç ses soluk yok. Herhalde inşallah bir arkadaş bulup çalıştırıyorlardır. Milletin sizi bekleyecek hali yok yani. Herkesin işi var, gücü var arkadaşlar. İşte dediğim gibi bakacağız arkadaşlar. İşimize, gücümüze. Yarın tenteyi taktırırken karavanın yanından çekip yaparım. Ondan sonra ufak tefek işlerimiz var. Onları bitirip karavanı bir an önce faaliyete geçirmem lazım arkadaşlar. Bakacağız işte. Allah büyüktür. Bu arada saçımı kestirdim. Ben hep böyle kestiririm saçımı. İnşallah bir şeye benzemiştir. Yarın karavanın yanında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Karavan yanında görüşüyoruz arkadaşlar. Sizin için hemen, benim için yarın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Karavanın yanına gidemedik. Daha doğrusu gittim. Bir tane bakın şöyle bir matkap ucu aldım. Bundan şu basaj kilitler var şunlar. Havucunu da gösteririm birazdan. Onları delip yapacaktım. Fakat küçük oğlanın bir işi varmış. Arabayı aldı gitti. O yüzden biz kaldık. Ben de dedim eve gideyim. Yarın gider yaparım. Şimdilik böyle bir hem bilgilendirme videosu olsun. Her taraftan araba fırlıyor arkadaşlar, her taraftan. Hem de süreye bakarız. Uyarsa abi videoyu yaparız arkadaşlar. Olmasa karavanda devam ederiz sonra. Vallahi şu an Tabya'dayım. Dediğim gibi arkadaşlar bu yolun şöyle bir saniye yola çevireyim. Evet. Şimdi bu caddenin arkadaşlar şu karşı tarafı Bağcılar, bu tarafı Esenler. Ben şu an yani Esenler tarafındayım. Yol yarıdan bölüyor. Yarıdan bu tarafı Esenler, bu tarafı Bağcılar. Doğup büyüdüğümüz semt burası arkadaşlar. Şu an evimize doğru gidiyoruz. Evet, evin orada açayım bir iki dakikada. Evin orada muhabbet ederiz. Ne yapacağımıza, ne edeceğimize karar vereceğiz arkadaşlar. Evin orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Geldik, evin önündeyiz. İşte şunlar nasıl gösteririz? Biz vidaları düşürdük. Arkadaşlar işte şu şöyle göstereyim.
Pasaj kilit bu. Şu dolapların, karavanın dolaplarının kilidi bu. Pasaj kilit bu arkadaşlar. Şunu şöyle göstereyim. Bunun kalınlığında, şu tuttuğum yerin kalınlığında matkap ucu aldım. Deleceğim dolapları. Sonra bunu oraya takacağız. Ondan sonra kilitleri montaj edeceğiz oraya. Zaten bir onlar kaldı. Onlar da yapınca daha bir şey kalmıyor, karavanda yapacak. Az evvel çocuklar arabaya gaz alıyorduk arkadaşlar, bir olay gördük. Yüzyıl köprüsünün başında, bilmem belki haberlere çıkar belki çıkmaz, kapkaç olayı oldu. Benzincinin söylemesine göre iki çanta para götürmüşler kuryenin elinden. Polis molis o ara, benzinlik değil, bir motorlu polis vardı, peşlerine gitti ama zannedersem yakalayamadı. Yani biz benzinliğe girdik. Yani bir dakika önce oldu olmadı size az canı yani. O arada bir gürültü koptu. Biz benzinliğe girerken baktık millet bağırışıyor. O arada olay oluyormuş yani. Biz benzinliğe girdik, yanaştık, indik. Ne oluyor mu oluyor? Böyle böyle oldu. Tabii biz hiç oralı olmadık. Bizi ilgilendirmeyen kısım dedik. Aleyküm selam amca. Böyle bir olay yaşadık. Şu anda cuma saati. Cuma geldi. Cuma kısmetse. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın, böyle mahalle arasında olduğum için rahat çekemiyorum. İnsanlar geçiyor, yanlış anlıyorlar. O yüzden biraz da evde çekeriz. Ondan sonra bir video olarak, bilgilendirme videosu olarak paylaşırız. Bu hafta artık işimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta biraz daha çalışmamız lazım. Harfiyata gidersek bir ay. Bakalım, bakacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Biraz daha çalışmamız lazım çünkü. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Az sonra evde görüşürüz. Evde açın. Evet arkadaşlar, eve geldik. Evde de yapacak bir şey bulamadık. Bilgisayardan bakıyordum. Dedim şu videoyu bir sonuçlandıralım. Azize çok bir videomuz olsun. Yarın ne yapacağız? Yarın karavanın yanına gideceğiz. Dediğim gibi şeyi aldım arkadaşlar. Şu uç. Böyle bir uç arkadaşlar. Bu uçla deleceğiz. Sonra bu şeyleri takacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Evin içindeyiz. Şurada balkona çıkalım. Evet, yine sıcak. Dışarısı sıcak arkadaşlar. Felaket sıcaklığında. Yarın karavanın yanına gittiğimizde biraz çalışırız karavanda. Bir şeyler yaparız Allah'ın izniyle. Evet. Dediğim gibi önümüzdeki haftada şey yapacağız. Bir iş bakacağız. Artık işimize bakmamız lazım. Ki şey olmasın arkadaşlar. Boş durmak iyi değil. Bir de cepten yiyoruz. Herkesin bir hesabı kitabı var kendine göre. Bakacağız, yapacağız. Uğraşacağız, bir şeyler yapacağız. Ben de böyle alışık değilim. Bugüne kadar hiç
kendimizi çekmemiştik. Onun intikamı mıdır nedir? Bu video da böyle olsun, bizde olsun. Yanımda bizim kuş var burada. Kendi kafasına göre ötüyor, ötmüyor, konuşuyor, konuşmuyor, bir şeyler yapıyor işte. Ne yapalım arkadaşlar? Bu video böyle kısa bir video oldu. Yarın ama karavanın yanına çekerim. Onun için bunu burada bağlayalım. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. Ondan sonra fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför arkadaşlara da hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırtısız bir gün diliyorum. Yavaş gidin. Sabrın sonu selamettir. İstanbul Sultan Gazi'de orman yangını diyor arkadaşlar. Haberler geçiyor. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Yakmayan arkadaşlar dikkat edin. Pikniğe gidenler dikkat edin. O şişelerden bile çıkıyor arkadaşlar. O şişelerin alt taban kısmı güneşten yakabiliyor yeri. Yani biraz daha dikkatli olalım. Yorum yapıp beğeni butonuna da basarsanız memnun olurum arkadaşlar. Yarın karavanın yanında görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah hafta başı da işimize başlarız. Ama harfiyat olur ama başka bir şey olur. O zaman da çekimlerimizi yaparız yine eskisi gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sultan Gazi'deki bayağı şeymiş, haberleri seyrediyorum da yazık günah ya, bayağı yer yanmış Arnavutköy'de. Zaten bir orası kaldıydı. Yeşillik orayla, şuraya bak nasıl yakmışlar ya, yazık günah. Neyse, kendinize iyi bakın. Yorum yapıp beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.